Madem hanımlardan, hanımefendilerden söz açılmışken tam da burada şöyle bir hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Şiire meraklı bir hanımefendi Mehmet Çınarlı'ya sorar. Mehmet Bey, hanımlar mı daha iyi şiir yazar yoksa erkekler mi diye. Mehmet Çınarlı da erkekler hiç düşünmeden cevap verir. Nasıl olur der. Bu kadar zarif, bu kadar kibar mahluklar yazamayacak da erkekler mi yazacak? Efendim, mesele sadece ilham meselesi değil. Biz o ince, kibar, güzel mahluklardan ilham alarak bu sözleri, bu şiirleri yazıyoruz. Onların karşısında ise bizim gibi çirkin, kaba yaratıklar var. Nereden ilham alıp da neyi yazacaklar? Yani doğal olarak şöyle bir baktığımızda şairlerin geneli hep erkek. Yani hanım şairler çok azınlıkta. Demek ki hikmeti bu olsa gerek. O zaman kalp hizasında kadın olmak, Can Dürdar, Tahir Osman. Efendim, Üstad Necip Fazıl demiş ki, kadından hep kendisinde olmayanı isteriz, hasret yerinde kalır ve biz çeker gideriz. Bakalım kadından neler istememiz gerekiyor. Kadın çocuktur aslında. Çocuk gibi davranmayı sever. Erkeğin kendisine bir çocuğa gösterdiği şefkati göstermesini ister. Bir çocuğu okşar gibi incitmekten korkarak sevmeli erkek kadını. Ama hiçbir kadın çocuk muamelesi görmek istemez. Söylediği şeyler çocukça da olsa dinlenilmesini, dikkate alınmasını ister. Yani bir kadının çocukluk yapmasına izin vereceksiniz ama asla onu bir çocuk olarak görmeyeceksiniz. Bir kadın güçlüdür aslında. Hatta erkeklerden çok daha güçlüdür. Ama bu gücünü her zaman ortaya koymasını sevmez. İster ki erkeğin gücü kendisine huzur versin. Kendi kendine yapabileceği şeyleri bile erkeğin yapmasını bekler. Böylece hem daha kadın olduğunu hissedecektir, hem de erkeğinin ne kadar güçlü olduğunu görecektir. Ancak kadın gücünü göstermek istediğinde onu engelleyemezsiniz. Yapmak istediği bir şey varsa mutlaka yapar. Bir kadın sevgidir aslında. İçinde her zaman sevgiyi taşır. Sevdiklerinden kolay ayrılamaz. Sevdiklerini kolay kolay kıramaz. Zor sever ama tam sever. Bir kadının tam anlamıyla sevebilmesi için yüreğinin kabul ettiğini, beyninin de kabul etmesi gerekir. Ve sevmese de onu asla sevmeye zorlayamazsınız. Belki kolayca yüreğine girebilirsiniz. Ancak beyninde yer almamışsanız her an terk edilebilirsiniz. Sevmediği halde terk etmeyen kadınlar da var elbette. Bunun tek nedeni ise engelleyemedikleri acımak duygusudur. Bir kadın yalnızdır aslında. Hiçbir zaman kadını bütünüyle elde edemezsiniz. Kendisine ait bir dünyası vardır ve orada hep yalnızdır. O dünyaya kimsenin girmesine izin vermez. Hiçbir anahtar o dünyanın kapısını açamaz. Yalnızlık onun sığınağıdır. O sığınağa ne zaman gireceğine, ne kadar kalacağına hep kendisi karar verir.
Sığınaktayken oradan çıkmaya zorlarsanız, onu sonsuza dek kaybedebilirsiniz. Bir kadın çılgındır aslında. Neler yapabileceğini erkek aklı hayal bile edemez. Üreticiliğinin sınırı yoktur. Ama bunu ortaya çıkarmak için hayatının erkeğini bekler. Hoyratça harcamaz üreticiliğini. Sadece erkeğine saklar. Bir kadının gerçek erkeği olmayı başarabilmişseniz çok şanslısınız demektir. Çünkü hayatın içinde olan her şey ancak kadınlar olduğu zaman anlam kazanıyor. Yemek yemek, su içmek bile. Bir kadının elinden içtiğiniz suyla kendi kendinize bardağı doldurup içtiğiniz su arasındaki lezzet farkını anlayabiliyor musunuz? Anlıyorsanız ne mutlu size. Anlamıyorsanız ne yazık ki yaşamıyorsunuz. Bir kadını ağlatırken çok dikkat edin. Çünkü Allah gözyaşlarını sayar. Kadın erkeğin kaburgasından yaratıldı. Ayaklarından yaratılmadı. Öyle olsaydı ezilirdi. Üstün olmasın diye başından da yaratılmadı. Ama göğsünden yaratıldı. Eşit olsun diye. Kolun biraz altından korunsun diye ve kalp hizasında sevilsin diye.